Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz: Aşağıdaki görselde A ve B bölgelerine düşen eşit miktardaki güneş ışınının aydınlattığı alanlar gösterilmiştir. Buna göre A A bölgesinde güneş ışınlarının aydınlattığı bölgenin daha geniş olmasının sebebini yazınız. Sorunun cevabı zaten bu resimde var arkadaşlar. Yüzeye eğik gelen ışınlar demiş. Yani A bölgesinde güneş ışınlarının aydınlattığı bölgenin daha geniş olmasının sebebi güneş ışınlarının eğik gelmesi yani daha küçük açılarla gelmesidir arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde kısaca yazabiliriz. B, A ve B bölgelerinin sıcaklıklarını karşılaştırınız. Yüzeye dik gelen ışınların olduğu B bölgesinde arkadaşlar ışınlar daha küçük bir alanı aydınlattığı için daha sıcak olur. A bölgesinde ise geniş alan aydınlatıldığı için burası eğik açı yüzünden de arkadaşlar daha soğuk olur. Kısaca B bölgesinin sıcaklığı A bölgesinin sıcaklığından fazladır şeklinde yazabilirsiniz. İkinci soru. Dünya üzerindeki bazı noktalar numaralanarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Dünyanın Güneş'e göre konumu dikkate alındığında 3 numaralı noktada yaşanan mevsimi yazınız demiş. 3 numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Güney yarımkürede ve dikkat edersek güneş ışınları güney yarımküreye dik geliyor. O yüzden 3. noktada arkadaşlar yaşanan mevsim yaz mevsimidir. Bir numaralı noktada gece gündüz bakımından hangi zaman diliminin yaşandığını yazınız demiş. Dikkat edersek 1 numaralı bölge karanlık tarafta, yani güneş ışınlarının ulaşmadığı bölgede. Bu yüzden buraya da arkadaşlar gece diyoruz. 2 ve 3 numaralı noktalarda yaşanan gündüz sürelerini karşılaştırınız demiş. Burası yaz demiştik. Buraya da arkadaşlar kuzey yarımküre olduğu için kış dememiz gerekiyor. Kış mevsiminde hatırlarsak gece süreleri daha uzundur. Burada bize gündüz sürelerini karşılaştırın dediğine göre güney yarım kürede yaz mevsimi yaşandığı için gündüzler daha uzundur. Kuzey yarım kürede daha kısadır. 3 numaralı noktada yaşanan gündüz süresi 2 numaralı noktadan daha uzundur veya 2 numaralı noktada yaşanan gündüz süresi 3 numaralı noktadan daha kısadır şeklinde yazabilirsiniz. Verilen konumun mevsim başlangıç günleri bakımından yılın hangi günleri arasında gerçekleştiğini yazınız. Güney yarım kürede yaz olduğu için arkadaşlar Aralık ayına denk gelmesi gerekiyor ve bahar aylarına kadar da devam etmesi gerekiyor bu şekilde. O yüzden 21 Aralık ve 21 Mart diyebiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki görselde harflendirilen yapıların isimlerini yazınız. Arkadaşlar bakın burada bize hücre verilmiş. Hücre içindeki çekirdek. Buradaki X şeklindeki yapı yani M kromozom arkadaşlar. Burada dikkat edersek N ile gösterilen yapı kromozomu oluşturan DNA'dır arkadaşlar. Sonrasında bakın L küçük bir DNA parçasını göstermiş. O yüzden gen. Burada en son olarak K'da bakın burada genleri oluşturan küçük nükleotit parçaları. Yani K ya da nükleotit diyoruz. Cevaplarımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Bezelyelerde düzgün tohumlu olma aleli buruşuk tohumlu olma aleline baskındır. Buna göre melez düzgün tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelyeyi çaprazlayınız. Öncelikle bize verilen bireylerin genotiplerini bulalım arkadaşlar. Yani anne ve babanın diyelim. Bakın melez düzgün dediğine göre melez olması için arkadaşlar bu şekilde yazmamız gerekiyor. Biri büyük, diğeri küçük harfle. Bakın şurada buruşuk tohumluya küçük d demişti. Yani çekinik bir tohumun da buruşuk olabilmesi için saf döl çekinik olması gerekiyor. Yani şu şekilde küçük de küçük de. Şimdi bunu çaprazlayalım arkadaşlar. Bakın sırasıyla bir oradan bir buradan alıyoruz. Büyük de küçük de. Devam ediyoruz. Bakın yine büyük de küçük de. Buradan devam ediyoruz. Küçük de küçük de. Buradan yine devam ettik sırasıyla. Küçük de küçük de. Dikkat edersek arkadaşlar burada yüzde elli düzgün Şöyle altına yazayım. Birazdan lazım olacak çünkü. Yüzde elli de buruşuk var. Şimdi sorunun geri kalanını buna göre çözelim arkadaşlar. B. Oluşacak bezelyelerin genotip oranlarını yazınız demiş. Zaten yukarıda yazdım arkadaşlar. Tekrar buraya belirteyim. Yüzde elli büyük D küçük D. Yüzde elli küçük D küçük D bu şekilde. Yani melez ve heterozigot şekilde yazdık arkadaşlar. F'ye bakıyoruz oluşabilecek bezelyelerin fenotip oranlarını yazınız. Bakın buraya yazmıştım zaten %50 düzgün, %50 buruşuk. Bunu tekrar yazıyoruz. Cevaplarımız bu şekilde arkadaşlar. Beşinci soru. Çuha bitkilerinde çiçek renginin farklı olması bitkinin yetiştiği ortamın sıcaklığı ile ilgilidir. Çuha bitkisi sıcaklığı 15-25 derece olan ortamda yetiştiğinde kırmızı, 25-35 derece olan ortamda yetiştiğinde beyaz çiçek açar. Bu durum sıcaklığın çuha bitkisinde çiçek rengini belirleyen genin işleyişini değiştirmesinden kaynaklanır. Yukarıda anlatılan biyolojik olayın adını yazarak aynı olaya 3 tane örnek veriniz demiş. Arkadaşlar burada belirtilen olay adaptasyondur. Çünkü adaptasyonlar gen yapısını değiştirmiyor, genin işleyişini değiştiriyor. O yüzden burada sorumuzun cevabını yani biyolojik olayın adını adaptasyon olarak yazabiliriz. 3 tane örnek olarak ise arkadaşlar tek yumurta ekizlerinin farklı boylarda olabilmesi. Çünkü beslenmeleri farklı olduğu için boyları ve kiloları değişebilir arkadaşlar. Yine benzer bir bitki verebiliriz. Ortanca bitkisi farklı asitlik derecesine sahip topraklarda farklı renklerle açabiliyor. Üçüncü örnek ise Himalaya tavşanlarını verebilirsiniz ya da spor yapan bir insanı verebilirsiniz kasları geliştirmesi için artık sizin için hangisi uygunsa. Altıncı soru mutasyon ile modifikasyon arasındaki farklardan dört tanesini yazınız demiş. İlk olarak mutasyonlarda canlının genetik yapısı değişirken modifikasyonlarda canlının genetik yapısı değişmez. Genin işleyişi değişir arkadaşlar. İkinci olarak mutasyon üreme hücrelerinde görülürse kalıtsal olur. Ancak modifikasyonlar kalıtsal değildir. Üçüncü olarak mutasyona neden olan etken ortamdan kalktığında canlı eski haline dönemez. Çünkü gen yapısı değişmiştir arkadaşlar. Ancak modifikasyonda eski haline tekrar dönebilir. Son olarak mutasyonlar canlının genotip ve fenotipini etkilerken modifikasyonlar sadece dış görünüş yani fenotipi etkiler şeklinde yazabiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz görselde verilen canlıların aynı tür olmalarına rağmen gösterdikleri adaptasyonların neden farklı olduğunu adaptasyon kavramını da açıklayarak yazınız demiş. Arkadaşlar adaptasyon Canlının yaşadıkları çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran özelliklere sahip olmasına adaptasyon denir. Yani bir şekilde çevreye uyum sağlamasıdır arkadaşlar. Adaptasyonların farklı olmasının sebebi ise adaptasyon kısaca çevreye uyum anlamına geliyor. Bunu biliyoruz. Verilen canlılar her ne kadar aynı tür canlılar olsa da Bakın altını çizerek söylüyorum. Yaşadıkları ortamlar farklı olduğu için farklı adaptasyonlar geçirirler. Sorularımızın cevaplarını bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.